Herkese iyi akşamlar. Scout Tunç Akkanı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere Scout analizi olarak Furkan Özyapı'nın değerlendirmesini yapacağım. Furkan Özyapı Gölcük'te, Gölcük Spor'da yetişmiş. Daha sonrasında İnegöl Spor'da devam eden bir futbol yolculuğu var. Kendi yaptığım algoritmik sistem üzerinden baktığımızda maalesef bulunduğu pozisyon gereği herhangi bir role uymamaktadır. Yani bu oyuncuya bir görev rolü verilemeyeceği gözlemlenmektedir. Bunun sebebi genel maç puanını geçen herhangi bir rol puanı yok. Top ayakta etkili olduğu, teknik olduğu gözlemlenebiliyor ama üst seviyede değil maalesef. Neden rol bulamadığıyla alakalı da düşüncem var. Çok kendisini serbest stile atıyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Merkez orta sahada olsa bile 10 numara pozisyonu gibi oynuyor bunu. Çok hücuma yakın oynuyor ve ikinci topları toplama potansiyeli olsa da boş koşuları yapıyor olsa da bunlar da çok efektif değil. Evet, bağlantı oyunlarında veya set hücumlarında da etkin bir şekilde ver, kaç veya pas opsiyonu olma eğilimleri gösterse de yaratıcılığı yok. Yani kaçan oyunculara iyi paslar atamıyor veya bunları denemiyor bile. Şutlarında etkinliği yok ve isabetliliği yok. Şutlar çıkartamıyor. Fırsat olduğu anda tamamıyla doğaçlama bir oyun oynuyor ve bu doğaçlama oyunun kötü olarak algılanmasın ama doğaçlama oyun oynadığınızda da birazcık bazı şeylerinizin, tekniğinizin, şut gücünüzün, şut isabetinizin, pas denemelerinizin başarılı olması gerekiyor ki siz de bu doğaçlamada öngörülemez, rakibinize karşı öngörülemez bir oyuncu olma potansiyeline erişin. Maalesef bunun Furkan'da yok. Bu olsaydı bana göre kendi yaptığım sistemimle 3 aşağı 5 yukarı bir skorer veya oyun kurucu özelliğine rolüne çıkabilirdi. Ama maalesef bu da çıkamıyor. Tabii ki geliştirme potansiyeli var kendisine. Eğer ki ekstra çalışmalar yaparsa aslında yakın gördüğüm yerler oyun kurucu ve skorer olarak görüyorum. Burada biraz daha geriden oyun kurmayı da deneyebilir. Eğer ki bunda başarılı olursa bana göre bir merkez orta sahadan çok defans orta sahada riskli de olabilir. Çünkü buralara ekstra çalışmalar daha mantıklı geleceğini düşünüyorum. Bu rolde de evrilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de. Yorumlarınızı ve beğeninizi bekliyorum. Teşekkürler. Şimdi.